İki tam yemek yeşil dayak kullanacağım. Evet. Karabiber, pul biber ve kekik kullanacağım. Bunları bir kasede karıştıracağım. Şimdi hemen başlayayım mı? Heh, malzemelerimi şöyle saydık. Şunu ben dolaba koyayım. Tamam. Somonun var, kreman var. Evet, kremayla yapacağım. Biraz da yağ kullanacağım. Zaten yağlı bir balık, ne kadar evet, doğru evet, bilmiyorum doğru. Ama ya, az kullanacağım. %10'un üzerinde yağ bulundurur balık. O balığın, bu güzel balık, bunu biraz daha kesebiliriz. Bıçağınız var mı? Nerede? İyi bıçak. Dur hemen vereyim ben. Ha. Burada da var dezgah. Var mı? Ha, var. Ha, şöyle buyurun. Ben size şuradan ekmek tahtası da bir tane de eldiven ben verin bana. Ben nasıl keseceğini anlatayım size. Tekniği var değil sizin mi? Tamam. Ben keseyim istersen. Eliniz temiz mi? Evet. Eliniz temizse. Ya da siz tamam eldivenle. Böyle bakalım bak Mersi'ye. Bir tane de önlük var mı? Önlüğüm yok. Önlüksüz olmaz. Olur. Sizin de önlüğünüz olması lazım. Bana da önlük lazım. Değil mi? Önlüksüz. Doğru. Her dakika mutfakta hep önlük takmıyoruz. Öyle mi? Tabii. Ay o yırtıldı. Yırtıldı mı? Tabii bu biraz medium ya. Öyle mi? Bana çok uymuyor. Neyse Allah'tan ben elimi yıkamıştım. Bakın. Tamam. Balığı keserken dikkatle dinleyin. Balığı bak nasıl keseceğiz. Ama ben fosfat konuşmaya geldim buraya. Biliyorum. Ha, o işi unutturmayın bana. Deniz bilimi uzmanısınız çünkü siz. Yani, şimdi bu böyle alacağız. Balığı keserken şöyle bir defa verev keseceğiz bakın. Tamam mı? Böyle. Nasıl? Çok nazik davranacaksınız balığa. Böyle. Tamam mı? Ölmüş bir balığı bir daha öldürmeyeceksiniz. Tamam, kibar olacağız. Ya, kibar olacaksınız çünkü bunu yiyeceğiz. İnsanlar yiyecek. Yiyecekse birileri yiyecek. Biz yiyemeyeceğiz ama öyle yiyeceksin. Evet, çok güzel bir şekilde. 6 derecede mi dondurdunuz? 6'da, evet. 6 derece uygun dondurmak için. Bu Norveç'in, bizim balığımız değil bunlar biliyorsunuz. Değil evet. Evet, bizim hamsimiz, büferimiz var. Somonun farkı ne? Biraz daha yağlı, soğuk suların balığı bu balık. Ama bizim balıklar onlardan çok daha iyi. Norveç 4 milyon biliyorsunuz değil mi? Norveç nüfusu 4 milyon ve 4 milyon ton, 4 milyon ton salmon üretirler. Bunun 2 milyon tonunu satarlar. Geri kalan 1 milyon tonunu bekletirler. 1 milyon tonu da Afrika'ya yardım olarak verirler. O kadar mı? O kadar. Dolayısıyla İzlanda'da, Şili'de, Arjantin'in her tarafında somon üretilir. Ve Norveç adına üretilir. Ve dünyanın her yerine satılır. Bu balık yetiştirilerek yapılır. Yetiştiriliyor. Bakın bizde yetişilen balıklar ne? Levrek çipura değil mi? Evet. Bak bizde levrek çipura deyince herkes böyle burun kıvırır. Aa, yenir mi, yenmez mi? Onda o varmış, bu varmış. Aynı balık. Bu da yetiştiriliyor. Bu da aynı şeyleri yiyor. Bunda parazitliyorlarsa aynı şey, hepsi bunda da var. Şimdi böyle şey yapacağız, şöyle bir keseceğiz. Bakın dikkat edin, gördünüz mü? Düzgün kesilecek balık. Balığın birinci maddesi. Dağılmayacak. Balık dağılmayacak. Balık dağıldığı zaman zaten bozulmuş demektir. Bayat. Balık bayat demektir. Bunu da aynı şekilde yapabilir. Bunu siz yapar mısınız? Tabii ki yaparım. Siz yapın, ben size not vereyim. Hadi tamam. Bakalım. Hadi bakalım. Harikasınız. Hadi şuradan bakalım. Ben size. Burada çok güzel fırında somon yapıyoruz. Yağlı kağıt serdik. Yağ koymamana sevindim. Çünkü evet, zaten yağlı bir balık. Burada ne yaptın? Burada ne yaptım? 2 yemek kaşığı krema koydum. 2 yemek kaşığı da yine sıvı yağ koydum. Ekledim birazcık. Pul biber, karabiber ve kekik ekledim. Biraz da tuz ekledim. Şimdi bunları bunun üzerine sürüyorum ve fırına atıyorum. Bu balığın lezzetli olabilmesi için 3 tane şart var. Birinci şart, biz buna 3T diyoruz. 3 tane T. Birincisi taze olacak balık. İkinci iyi temizlenecek. Üçüncüsü de biraz tuzlanacak. Biraz tuz, çünkü çok az miktarda tuz balığı diri tutar, lezzetini artırır. Dolayısıyla 3T formülünü hiç unutmayacağız. Fakat bunu tuz derken çok fazla tuz da olmayacak. Çünkü tuzun insan vücuduna, metabolizme zararlarını da biliyoruz. Tansiyona zararlarını falan biliyoruz. Dolayısıyla buna çok dikkat etmemiz lazım. Pişirmeden tuzlarız ya da mesela kızartmasını yaparken, ki uzmanlar kızartma değil genelde buğulama yapın ya da ızgara yapın diyorlar, balık, ama. Balıktan balığa değişiyor. Hamsinin de tavasını severim ben mesela. Tavasını yapınca da mısır unuyla beyaz unu ben biraz karıştırırım. Sonra onun içerisine tuz koyarım. Öyle karıştırıp tavaya dizerim. Hiçbir zaman tuz miktarı toplam, eğer 1 kilo balık tüketiyorsak 20 gramı geçmeyecek. Hiçbir zaman. Özel kaya tuzu ya da Himalaya tuzu mu? Tuz çözeltisi, sodyum klorür, normal bildiğimiz tuz. Dolayısıyla tuz miktarı çok fazla olmayacak. Tuz aynı zamanda balığın içindeki kirlenmiş veyahut da şeyler kalmış olan kanı da dışarı akıtır. Biliyorsun. Balık için önemli. Tabii. Dolayısıyla iyi temizlenmemiş kısımları da dışarı akıtır. Dolayısıyla tuzun böyle bir özelliği de var. Fakat tekrar ediyorum. Tuzun miktarı çok yüksek miktarda olmayacak. O zaman şimdi bundan temizleme de önemli dediniz ya. Burada bir virgül koymak istedim. Evet. Mesela biz hamsiyi genelde ayıklanmış alıyoruz ya da evde ayıklıyoruz. Evet, evet.
Ve böyle bir bol suyun içerisine tek tek yıkıyoruz. O zaman o suyun içerisine tuz atıp da yapsak daha mı kolay temizlenir, akıtır kanını? Doğrusu şu, temizlik bittikten sonra %10'luk tuz içerisine koyup belli bir süre bekledikten sonra göreceksiniz ki orada biriken bir sürü kan var. Temizleyeceksiniz ve öyle başlayacaksınız. Güzel bir incelikmiş değil mi? Evet. Harika. Şimdi, ne yapıyorsunuz bundan sonra? Şimdi fırına atıyorum. 180 derece zaten çok kolay pişen bir balık olduğu için bir 10 dakika yeterli olacak bizim için. Sonra kaşar peyniri? Birazcık piştikten sonra kaşar peynirini de vereceğim. Eriyince çıkartacağız. Harika. Evet. Güzel bir lezzet. Kolay, pratik bir lezzet. Evet. Nar gibi kızarmış üzere. Aşkım bu. Of 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 of. Gel bana gel gel gel. Gel ablana gel. Muhteşem kaşar peynirini de koyduk üzerine çünkü somon balığımızın harika. Kaşar peyniri ellerine her şeye sağlık. Her şey yakışıyor. Kesinlikle öyle. Çok güzel. Şimdi